AKP döneminde bütün fabrikalar kapandı. Bütün halkımız açtır, perişandır, şu anda sefalettir. Sefaletliği yaşıyor, çekiyor. Ben Muşluyum. Bizim orada önceden şeker pancarı ekiliyordu. 3 sene şeker pancarını eken vatandaş işini düzeltiyordu, bir traktör yolluyordu. Vatandaş iyi oldu mu vergisini öder, devlete de yansıtır. Peki niye madem durumda kötü de hala destekliyorlar abi? Müsaade et. Evet abi. O destekleyenlere Allah akıl versin. Allah akıl versin. Şimdi şu anda yurt dışında gelen şekerler kanserojen madde var, bizi zehirliyor. Bizim kendi şekerimiz ise sağlığa yararlıydı, zararlı değildi. Hollanda bir Konya kadar bir ülkedir, ufacık ülke. Evet. Daha önce biz dünyada birinci geliyorduk tarımda. Tarımı yok etti, destek vermedi. Hollanda'dan bize mercimek geliyor, nohut geliyor, kuru fasulye geliyor. Daha önce biz bunları yurt dışına ihracat ediyorduk. Şimdi dışarıya bağlandık, bir şey kalmadı. Şu anda vatandaş iş bulamıyor, evine ekmek götüremiyor. Çocuğuna birisi bir ayakkabı alamadı, vatandaş kendini intihar etti. Bunları görelim, bu gerçekleri. Tayyip göreve geldiği zaman diyordu, benim bir yüzüğüm var. Hey vatandaş, bundan fazla malım olursa bilin ki hırsızım. Gemicikler var şimdi şu anda. İsrail'e çalışıyor o gemiciliklerde hem. Hem de diyordu, ben Müslümanım. Sen nasıl Müslümansın? Onun bu yaptıklarını görenler vallahi... Benim kendi bir sürü arkadaşlarım namaz kılmayı bıraktılar. Eğer dediler İslamiyet Tayyip gibiyse biz Müslüman değiliz. Namaz kılmayacağız dediler. Peki vatandaş bunları görmüyor abi. Niye destekliyor abi? Görüyorlar, gözleri kördür. Senin kör. Var mı çevrende? Sanki mevcut hükümeti. Allah'a şükür benim çevremde yok. Benim çevremde yok, olamaz da. Olamaz da. Ensar Vakfı'nı kurdu. O Ensar Vakfı'na gelen paralarla Amerika'da gökdelenler kurmuş. Onun küçük oğlu Amerika'dan gelmiyor. Saraylar var, villalar var. Bütün Türkiye'nin gelmiş geçmiş cumhurbaşkanları Çankaya Köşkü'nde kaldılar. O külliyeyi niye yaptı o Beştepe'de? Niye yaptı? 1150 odalı. Türkiye'nin ekonomisi buradan bitti. Burada bitti. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de öldü. Biz mülteci olmuşuz. Araplar birinci sınıf vatandaş olmuş. Allah bunu kabul eder mi? Araplara paraları harcadı. Sınırda villalar yaptı. Bizi de aç bıraktı. Çanakkale'de biz ölenlerin torunlarıyız. Bizim dedelerimiz ölüyor. Araplar geliyor. 10 çocukla, 15 çocukla maaş alıyor. Sen evvelden destekledin mi peki eskiden? Ben eskiden de ben solcuyum. Dayı vermemiş. Vermedim. Yok. Ben vermem. Aslan ben bilinçli bir insanım. Ben vermem. Albim malbim durar da. Aman. Ülkenin arasını ağlattı. Satılmadık, bir şey kalmadı. Atatürk'ün bir sözü vardı. Bu ülkenin bir çakıl taşı satılmaz diye demişti. Bu toprak da sattı. Bu ülkeyi de sattı. Hava alanları satıldı, köprüler satıldı, karayolları satıldı, fabrikalar satıldı, hep özelleştirildi. Ondan sonra affedersin, at bizim, yılan başkasının, başkası bilmiyor. Bize fakirlik getirdi, sefalet getirdi, açlık getirdi. Şu anda evine iki ekmek götüremeyen vatandaş var, çoluk çocuğu aç olan var. Emeklilere kalktı, 2.000 lira verdi, memurları 15 milyondan, Allah'a bu devamı, Allah bunu kabul eder mi? 15 bin liradan memurları 40 bin liraya götürdü, emeklilere 2.500 verdi. Emekliler en zor işte çalışıyor, inşaatlarda çalışıyoruz, ben kendim de o işte çalışıyorum. Hala çalışıyor mu? Çalışıyorum, mecbur çalışmasam acım. Acım, 64 yaşındayım. Maşallah. Çalışmasam acım abi. Benim çocuklarım var, çocuklar ne yiyecek? Okuyan çocuğum var, okutamıyorum. Ondan sonra baktı onlara da 2.500 verdi. Peki bu memurlar, bunlar Türk vatandaşı, Müslüman da biz gavur muyuz? Biz Yunan mıyız? Biz Rus muyuz? Bize vermedi. Ama Allah bazılarına da kendi fermanını kendi eliyle imzalatıyor. Emekliler ne yaptı? Türkiye genelinde 16 milyon. Abi. Her bir ailede 3 oy olsa 48 milyon insan yapar. 47-48 milyon. Ne yaptılar bu sefer? Bütün belediyeleri kaybetti. Allah'ın izniyle gelecek bu seçimde hepsini kaybedecek. Çantasını alıp gidecek. Gidecek mi? Gidecek ve bunu da hak etmiştir. Sen erken seçim bekliyor musun? Bekliyoruz, evet. İstiyoruz. Olur mu diyorsun? Olacak, olması gerekir. Eğer yasa varsa, demokrasi varsa Türkiye'de, bürokrasi yaşamıyorsak, anladın mı? Diktatörlük yoksa, anladın mı? Ama onu da getirdi, adam başkanlık sistemini getirdi. Eyvallah. Onu da getirdi. Peki. Abi geçimleri soruyoruz, vatandaşın ekonomiden memnun musunuz? Vatandaş çalışan aç kalmaz. Çalışan aç kalmaz. İyi çalışan aç kalmaz. Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Japonya nasıl kalkınıyor? Çalışmayla. Almanya nasıl kalkındı savaştan sonra?
dünya savaşlarına çıktı, gibe çöktü. Sonradan çalışmayla patates yediler sadece. Biz çalıştılar. Bizimki savaştan de 11 tane şey savaştan beter yani. 11 tane depremde şehrimiz yıkıldı. Bunu göz ardı etmeyelim. Belki Almanya o kadar hasar görmemişti savaşta. Evet. Bunları göz ardı etmeyelim. Tarafsız söyleyelim. Ha, bir ekonomik kriz de var ayrıyetten. Bunlarla birleşince şu an ortalık iyi değil. Ama çalışırsak, çabalarsak, ağlayarak bu iş olmaz arkadaşlar. Ağlamayacağız. Çalışacağız. Memleketi bir yere getirmeye çalışacağız. Hem kendimizi bir yere getireceğiz, hem memleketi bir yere getireceğiz. Ama yine de geçinemiyoruz diyorlar mesela. Bir aile reisine sorduğumuz zaman, ben çalışıyorum ama yine de yetmiyor diyor. Şimdi eksik ben kalıyor çoluğum. Kendimden örnek verebilirim. Benim çocuklar da artık başladılar çalışmaya yani. 16 yaşında başladı. Başlasın. Ha sen 16 yaşında çocuğu çalıştırmayıp da cebine 100 lira 200 lira para koyarsan ona yettiremezsin zaten. Zaten çocuğu da dersine, en güzel eğitim kitabına, olarak, terbiye olarak çalıştıracaksın. Dersine öğrenmeye, hazır yemeğe alışırsa öyle gider. İsyana devam eder. Seni de yorar, beni de yorar, memleketi de yorar. Çalışıyor musun? Çalıştıracaksın. Çocuğu da çalıştıracaksın. Bak bir soru sordum. Eğitimi yerine çalışıyor mu? Eğitim zaten bugün gene Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da bile toplumun %70'i üniversite okumuyormuş. Meslek öğreniyor, çalışıyor. Bugün zaten Türkiye'de bu var sorun olarak. Usta yok, çırak yok, şey yok. Herkes okuma derdinde. Acaba meslek okullarını kapatıp imam hatip açtıkları için olabilir mi yerlerine? Mesela benim okulum da Adana'dayken meslek okulu. İmam hatip de lazım, meslek okulu da lazım. Meslek okuluydu, imam hatipe çevrildi. İmam hatip de lazım, meslek okulu da lazım. Hepsi lazım. İmam hatipi kapatıp oraya çevirdikleri için şu an insanların meslek sahibi olmuyor olabilir mi? Yani ona konuya tam hakim değilim ama benim çocuk mesela ortaokul imam hatip okudu. Sonra dedi ki ben lisede ben istemiyorum imam hatip. Ben ona saygı duydum. İmam hatipi gönderdim. Normal liseye gönderdim. Öyle bir yasak olduğunu ben düşünmüyorum. Yasak demedim bakın. Kapatılmalı olduğunu düşünmüyorum. Tercihle insanlar çevirdi, tercih ediyorlar. Çevirdi. Mesleki liseydi. Daha sonrasında meslek lisesinden imam hatipe döndü. Okul. Evet. O zaman sen de oradan başka bir yere geçebilirsin herhalde. Tamam da benden sonra oldu diyorum. Ya o bireysel bir yani olay. Çoğunu böyle yaparsan. Ben gene kendi yaparsan, yaşadıklarımla yola çıkarak dediğim gibi kız çocuğum ortaokulu İmam Hatip'e gönderdim. Gel. Lisede istemedi göndermedim. Başka bir liseye gönderdim. Halbuki orası devam ediyordu aynı kampüsün içinde. İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisede vardı. İstemeyince göndermedim. Mesleki yönelime verilmesi gerektiğini savunuyorsun da. Tabii tabii. Sen niye mesleğe vermedin abi çocuğa? Mesleğe zaten veriyorum işte. Şimdi çocuk çalışıyor. Mesleki okullara niye göndermedin? Liseyi bitirecek sana. Liseyi de okuyacak herhalde. Meslek liseleri de var. Oradan temelden girmesi daha iyi değil mi? Meslek lisesinde, biraz daha puanı düşük olanlar giriyor yanlış bilmiyorsam. Bizimkilerin biraz puanı iyi olduğu için. Hem diyorsun ki puan önemli değil, üniversite önemli ya değil. İlla lise değil. Okurken dışarıda çalışmak bence meslek lisesinden daha iyi. Bir ustanın yanında çalışması orada meslek lisesinden bence daha iyi. Çünkü orada pratikte daha iyi öğrenir. Yani şeyde olsun, fabrikada olsun, bir iş yerinde genel olsun. Olarak memnun muyuz ülkenin yönetiminden vesaire? Memnunuz galiba. Ya şimdi memnunuz bu zamanda diyemeyiz. Şu anki dişat iyi değil. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama ben dediğim gibi bunu ağlayarak konusunda değil de çalışarak çözeceğiz. Ama mülteci konusu nasıl çalışacağız? Mülteci sorunu bugün halka sorusu %99 belki abartı olur ama %90 oranında gönderesi çıkar. Ben de göndermesinden yanayım. Çünkü bu mülteci sorunu tamamen sesler konuşuyor. Tamamen alt tabana zarar veriyor. Evet. Tüketimi çok yapıyorlar. Gıda yükseliyor. İş sahasında çok iş şeyini daraltıyorlar. Ucuza çalışıyorlar. Yine alt tabana zarar oluyor. Direkt alt tabana zarar oluyor. Üst tabana karı oluyor. Niye? Hem tüketim çoğalıyor, adam malı değerleniyor. Şu an AK Parti hükümeti kararıyla alındı bunlar biliyorsunuz. Ya ben siyasi olarak söylemiyorum. Ben yaşadığımızı söylüyorum. Tamam ben de yaşadığımızı söylüyorum. Kimler sayesinde bu ülkeye girdiler bu insanlar? Ya onu söyleme bile gerek yok. Mevcut iktidarın bir yanlış politikası. Siz bu yanlış verdiği kararı destekliyor musunuz? Yanlış karar vermesine rağmen iktidara ben sana ne dedim? %90 oranında hayır çıkar dedim. Ben de yani gönderesin diye oy veririm. Evet. Yani buna kimse bugün alt tabakadan ama patronlara sor. Şunu soruyorum. Patronlara sor. Patronlar ister ucuz, onu. Ucuz ha. İş gücü. Ucuz iş gücü. Onlardan evet. Yana bir sıkıntı yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Yanlış karar verdiğini söylüyorsunuz ya. Hükümetin bu konuyla ilgili tabii, yanlış karar verdiğini söylüyorsunuz. Peki halbuki yanlış karar veren bu hükümeti doğudan alıp Batı kapısından, Yunan kapısından, yani Bulgar kapısından salacaktı Avrupa'ya. O zaman var ya ne olurdu biliyor musun? Ben sana cevap veriyorum işte. Abinin işine gelmiyor soruyu sormak. O zaman ne olurdu biliyor musun? Avrupa inan oradaki sorunları çözerdi. Biz buradaki mültecileri burada tutmak yerine direkt Yunan'dan, Bulgar'dan Avrupa'ya salsaydık onlar o sorunu ne yapacaktı bu sefer? Dönecekti oraya. Direkt oradaki Suriye'deki sorunu çözecektiler. Ha bizde kalınca sorun devam etsin. 3 kuruş paraya bizde bıraktılar. Sorun devam etti. Ama direkt bunları biz Avrupa'ya gönderseydik, Avrupa'ya dağılsaydı bunlar var ya, 2 aya o sorunu onlar çözerdi. Tamam da ben de işte sorumun devamını dinlemedin sen. Dinlemek de istemiyorsun galiba. Ben senin sorunu destekliyorum diyorum zaten. Diyorum ki, peki bu yanlış kararı vermiş hükümeti şu an önümüzde seçim olsa desteklenmeyiz?
Yanlış karar verdiğini söylüyorsunuz. Ben siyasete girmeyeceğim. Herkes siyaset sandıkta kendi oyunu kararını verir. Ya da desteklemem. Ya siyaset sayılıyor. Ben siyasete girmeyeceğim. Yanlışları söylüyorum. Hükümetin yanlışlarını da söylüyorum. Ben vatandaşın da yapması gereken şeyler bunlar. Geziyorsun, tam orta noktadan konuşmam diyorsun. Yani ben siyasete girmek istemiyorum. Tamam abi, saygımız var. Yani herkes kendi, zaten bu niye başka var mı gizli olarak zaten oy atıyorsun değil mi? Başka onu bir sıkıntı gizli var mı? Onu muhafaza etmek lazım. Ona da saygı duymak lazım. Başka bir sıkıntı var mı? Lazım. Başka sıkıntı? Mesela randevu alabiliyor musunuz? Ya bu sağlık insanlar boşu boşuna hastaneye gidiyorlar. Niye abi? Abi herkes boşuna gidiyor hastaneye. Adam bak gidiyor hastaneye. Ya şura marduna gidiyor. Bir sürü tahliller, filmler, şunlar bunlar. Ay diyor çok şükür temizmiş. Ulan oğlum zaten sen temizdin. Sende bir şey yoktu. Nereden biliyorsun? Basit. Ya ben bunu yaşıyorum. Ben bundan bir hafta önce hanımımı götürdüm. Hanımıma diyorlar hiçbir şeyin yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey var ki hastaneye gidiyoruz. Ya bir şey yok. Bedavadan gidiyor. Basit bir ağrıdır cetek. Millet artık ne hale gelmiş biliyor musun? Artık bir baba. Bak bak. Artık insan artık cebinde insanın cebinde ya parası tükenmiş ha. Anladın mı? Minibüse verecek parası kalmamış zorla. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi bu adamın mesela cebinden para vermek, iş yerinden izin almak hoşuna mı gidiyor? Kalkıp ta nerelere dur oğlum. Ta nerelere gidiyor? Kaç hafta önceden randevu alıyor? Bu adamın işi gücü yok mu yani? Hani boşuna gidiyor diyorsunuz da hoşuna mı gidiyor? İşte ben genel olarak serüven hastaneye insanların çok çoğunun şu anki hastanedeki doktorlar doktor değil. İngiltere'yi araştır. İnsanlar hastaneye gitmek için eczaneden onay alıyor. Gidiyor eczaneye şuram arıyor. Sen de diyor dinlen diyor, istirahat et, çay iç, şu iç, geçiyor. Ama bizim insan ya aman şuram arıyor, kanser miymiş, yok böbreklerim bir şey oldu. Bir sürü onlarca tahlil, onlarca ilaç. Ooo çok şükür diyor, ondan sonra bakıyor. Bir şey yok. Bir şey kalmadı. Hepsi stajyer. Annemi götürdüm abi. Yemin ediyorum sana ya. 4-5 alt üstü bir kelebek takacak. 4-5 yerden sokuyor çıkartıyor. Buradan sokuyor çıkartıyor. Tecrübesiz stajyer. Evet abi ya. 4-5 kişi geldiler ya yapana kadar artık ya. Abi eski ne sağlık kalmış, ne eski hayat kalmış, ne eski hiçbir şey. Şu anki Türkiye bitmiş bir Türkiye. Peki yorumladığın için teşekkür ederim. Ya teşekkür ediyorum yorumladığın için. Şimdi ekonomikte en büyük sorun ekonomi sadece değil. Sadece şu ülkede adalet var. Bak şu an en büyük Türkiye'nin en büyük sorunu adalettir. Bu ülkeyi soğuyup soğana çeviren bir insan. 2 gün sonra daha kamu yatmadan, bak 9 ay sonra tahliye ediliyorsa bu ülkede kimse adalet aramasın. Biz mahkeme çıktığında duvarda ne yazıyor? Adalet mülkün temelidir. Eğer mülkün varsa adalet senindir. Mülkün yoksa adalet senin değildir. Bu ülkede kimse adalet aramasın. Benim mülküm varsa adalet hepsi benim elimde. Ama mülküm yoksa hiçbir adalet bana vermiyorlar. Bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekilleri çıkıp şerefi namusunu üzerine yemin ederek göreve başlamıyorlar mı? Herkes matbaasını alırken şerefi namusunu üzerine yemin ediyorlar. Evet. Birlik beraberlik olacağına ve milleti koruyacağına. Şu an ne polisi koruyabiliyorlar, ne vatandaşı koruyabiliyorlar, ne milleti koruyabiliyorlar, ne kadını koruyabiliyorlar. Şu an dün ben bir video izledim. Adam 3 tane çocuğunu öldürüyor. Kendini öldürüyor, eşini öldürüyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu geçimsizlikten kaynaklanıyor. Hepimiz öyle bir şeye geldik ki artık biz diyoruz ki Allah bizim canımızı alsın bir anda kurtulalım. Cinnet anına sadece biz cinnet geçiriyor artık bittik ya. Doğru. Ülkede sadece Suriyeli sorunu değil. Bu sorun hani Suriyeli gitsin bir Suriyeli bir suç bulmuyoruz. Suç Suriyelilerin değil hükümetindir. Devlet ayrı, AK Parti ayrı. Biz devlete şikayet etmiyoruz. Biz AK Parti'ye şikayet ediyoruz. AK Parti bu ülkeye Suriyelileri getiren, mültecileri getiren AK Parti'dir. Devlet değildir. Biz devlete kesinlikle suçlamıyoruz. Devlet ayrı yerde, hükümet AK Parti ayrı bir yerde. Ben burada 81 milyon sesleniyorum. Burada AK Parti bir yerde, devlet bir yerde. Evet. Ben AK Parti'yi devletten şikayet ediyorum. Bu mültecileri gönderin. Biz vatandaş olarak hakkımızı arıyoruz. Bütün Yargıtay dün ne dedi? Vatandaş olarak hakkınızda hak arayabilirsiniz. Haklısınız. Yargıtay bunu Erdoğan'ın yüzünün içine baka baka söyledi. Vatandaş şikayetinden dolayı haklıdır. Bu ülkede sadece Suriyeli değil, sadece Afgan değil. Biz bu ülkede Kürtler bir tabela asamıyorken mülteciye gelip her tarafta tabela asıyorsa kimse kusura bakmasın, birlikte beraberlikte bahsetmesin. Evet. Bize ne dediler? Doğru. Bir vatan bir, millet bir, bayrak bir. Biz bakıyoruz ki AK Parti'ye oy verenler vatandaş oluyor, vatan sever oluyor ama oy vermeyenler vatan haini oluyor. Ben bir Kürt olarak hiçbir zaman AK Parti'ye ne HDP'ye hiçbir partiye oy vermiyorum. Ben bir vatandaş olarak hakkımı arıyorum burada. Tamam.
Ben hakkımı arıyorum. Ben insanım. Ben insanım. Bu ülkede, bu ülkede, hayır, bu ülkede bir tek, bakın, değerli arkadaşlar, bu ülkede tek bir lider vardır. O da Selahattin Demirtaş'tır. Ne dedi? Çözüm sürecinde dedi ki biz barışı istiyoruz. Anneler ağlamasın, askerler şehit olmasın. Bu ülkede bir çözüm barışı olsun. Birbirimize kardeşe yan yana omuz omuza yürüsün. AK Parti ne yaptı? Milleti terörle yargılayıp seçimi kazanmak istedi. Şu an eğer Selahattin Demirtaş, Demirtaş şu an dışarıda olsaydı inan ki hüküm hangi partinin başında olsaydı şu an Cumhurbaşkanıydı ve şu anda bütün terörlük yükünü kazanmıştı. Biz de terörde yanan değiliz. Ben bir terör örgütü ülkede istemiyorum. Bugün benim hükümetimi yöneten şu an FETÖ'yü öven kişidir. Bekir Oğuz Buzdağ kimdir? FETÖ'cü. Süleyman Soylu kimdir? FETÖ'cü. E niye bunlar yargılamıyor da bütün millet 40 milyon kişinin verdiği oylar Sayın Selahattin Demirtaş yargılanıyor. E bunlar da yargılamalı. Sadece terörde değil FETÖ'de bahsedenler de yargılamalı. Biz şimdi Kürtler olarak hakkımızı arıyoruz. Ben ne AK Partiliyim, ne CHP'liyim, ne HDP'liyim. Ben bir insanım. İnsanca bu ülkede dilimi, ırkımı, mezhebimi kullanmak istiyorum. Kimse buna karşı çıkmasını istemiyorum. Ben AK Parti'ye devlete şikayet ediyorum. Yargıtaya şikayet ediyorum. Mülteciler rahatsızız. Binlerce mülteci bir evde saraylarda yaşarken bir vatandaşı küprü altında yaşamasına benim vicdanım rahatsız. Ben vicdanım rahatsızım. İster Türk olsun, ister Kürt olsun, hangisi olursa olsun bir vatandaş olarak köprü altında yaşayan kartun, yani kartun serip bir insan yatıyorsa benim vicdanım burada rahatsızdır. Artık cinayet geçirip çocuğunu öldürüyorsa, karısını öldürüyorsa bunda kimse rahatsız değilse artık biz artık buna bir çözüm bulunmalı. Kadınların öldürülmesi geçimsizlikten dolayıdır. İnsanların ölmesinin geçimsizlikten dolayıdır. Hani 2023'te Lozan Antlaşması'nda uzaya gidiyorduk. Hepsi yalan oldu. Bak güneş vergisinde artık vergi geliyor. Mahkemede bana kağıt geldi. Ben bütün vergimi ödediğim halde bugün 1 milyon 250 bin lira yine vergi ödedim. Bu hak mıdır? Ben AK Partili değilim. Ben hiçbir partiyle tutmuyorum. Ben insanım. İnsanca hakkımı aramak istiyorum burada. Suriyeli suçu değildir. Hiçbir mültecinin suçu değildir. Bu ülkeye getiren kişinin suçudur. AK Parti'nin suçudur. Ben burada AK Parti devlete şikayet ediyorum. Artık gerçekten mülteciler bu vatandaşlara 81 milyar zulüm ediyor. Artık insanlar geçinemiyor, insanlar evde yatamıyor. İnsanlar meydanlarda 81 milyar bu mülteciler zulüm ediyor. Peygamber Efendimiz de demiş ki misafirlik bir yere kadar. Yani bir Suriyeli de Afganlı da hepsi mülteci bir yere kadar abi. Artık zulüm ediyorlar. Burada 81 milyon sesleniyorum. Artık mültecileri gönderin. Gönderin 81 milyon gitsin devlete AK Parti'ye şikayet etsin. Ben bir vatandaşa şikayet ederim. Yeter artık. Vallahi bıktık, canımızdan bıktık artık. Vallahi hiçbir şekilde memnun değiliz yani. Adı nedir? Gel, konuşuyordun deminden beri. Asgari ücrete yılbaşında bir zam yaptılar. Evet abi. Ondan sonra bizi unuttu devlet. Ya yılbaşından sonra benim maaşım bir kez yükseldi. Evet. Hiçbir şeyde herhangi bir değişim olmadı. Ama bakıyorum markete, hani yaptığım alışverişleri vesaire. Ya yılbaşından beri en az %200, %300 her şey zamlandı. Onlara yani, günlük geliyor. Onlara günlük geliyor artık. Şey, menkul kıymetler borsası gibi dakikalık değişiyor. Aynen. Günlük etiket değişiyorlar ama evet, benim cebime giren para hiçbir şekilde değişmiyor. Yılbaşından beri aynı. Tabii ben mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalışıyorum. Çalışıyorum. İş harcama ev. Yapmamak için. Harcama yapmamak için ama yine de bir takım harcamalarımız alıyor. Yani illa ki. Şimdi ne olacak? Yılbaşında bir tekrar Tayyip Bey bir %50 daha zam yapacak. Oradan enflasyon yine fırlayacak. Mehmet Şimşek diyor ki şeyi düşüreceğiz. Faizi vesaire yükseltiyor. Hani enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Ama kendi aralarında da uyuşamadıkları için yani pek de bir gelişim sağladıklarını düşünmüyorum yani şu an bu gidişatta. Peki abi sence genel olarak bahsediyorum. Geçimlerle ilgili bir sıkıntı olmuyor ya da yok diyen vatandaşlar nasıl yok diyorlar? Ya onlar ya yandaştır ya AK Partilidir. Ya onlar şey mantığıyla düşünüyor. Adı nedir? Ben CHP'ye vesaire herhangi bir muhalefet partisine oy verdim de işte vatanım elden gidecek, camileri ahır yapacakları vesaire. Onlar böyle eski kafalı olduğu için cebini düşünmüyor. Yani kadın akşam eve ekmek götüremiyor, ekmek yemiyor, hala diyor ki reisim reisim, Tayyip Tayyip diye dolanıyor. Yani asıl onların çocukları çekecek. Yani bu 50 yaş 60 yaş üstü tayfa oyu veriyor. Şeyini biz çekiyoruz. Cefasını biz çekiyoruz yani. Eyvallah. Yorumladığın için teşekkür ederim. Eyvallah abi. Abi nasıl gidiyor geçimleriniz diye soruyoruz vatandaş. Geçimleri nasıl vatandaşın? Benim geçimim iyi. Başkan bilmiyorum. Baş kimsenin cebini bilemem. Bütçesini. Genel olarak nasıl gözlemliyoruz? Piyasa iyi değil şu an. Neden dolayı abi?
Onu araştırmadım, bilmiyorum. Bir şey diyemem, yorum yapamam. Vatandaş sana. Geçimlerde zorlanıyor mu peki, gözlemlediğiniz kadarıyla? Vallahi hiç zorlanmıyor. Harcadıkça harcıyorlar. Ama paranın kaynağı nereden geliyor bilmiyorum. Herkesin cebi dolu. Dolu mu abi? Dolu. Sizin komşularınız, akrabalarınız hepsi öyle. Vallahi ben yok. Öyle görüyorum, kimse para yok diyenden korkacaksın. Ama çıkıyor piyasaya sonra. Anladım abi. Evet. Peki vatandaş diyor ki pazara gittiğimiz zaman artık toplayan, pazar sonunu bekleyen vatandaşlar var. Ben sana bir söyleyeyim mi? Onun çoğu maddi durumu iyi olan da yapıyor. Neden yapıyor abi? He? Pahalı olduğu için. Param gitmesin diye. Param gitmesin diye. Para niye gitti? Var var. Ben gördüm. Gel gel. Zeytinburnu'da gördüm. Adamı ben tanıdığım kişi. Maddi durumu çok iyi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya. Alışalım abi. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tamam. Hepimiz bu ülkenin vatandaşı. Tamam. Tabii bazı şeylerden... Ben kimseyi korumuyorum. Yok yok. Tamam, bazı şeylerden mı? Tabii ki de rahatsızlık duyacağız. Duyacağız. Duyuyoruz. Bazı tamam, şeylerden oluyor. Tabii ki de şey yapacağız. Kimsenin fikrini benimsemek zorunda değil. Ama herkesin fikrine saygı duymak zorunda. Tamam. Doğru mu? Tamam. Şimdi ben 32 yaşındayım. Ben 57 yaşındayım. Ben tamam. Açıldım. Tamam. Bitireyim. Ben 32 yaşında bir genç olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye benim ülkem. Ve benim bu ülkede yaşamam gerekirken ben yurt dışı hayali kuruyorum. Niye biliyor musun? Daha iyi bir gelecek için. Bir şey bitireyim. Yok. Bitireyim. O gelecek değil. Bitireyim. Ben 8 kardeşli bir aileden geliyorum. Tamam. Güzel abi. Benim babam pazar artıkları toplayarak bugün nereye geldi? Cebine bak, para yok. Biz 8'imiz birden çalışıyoruz. Yine hala eksiklerimiz var. Evet, cebimdeki telefonu soracaksan göstereyim. Samsung. Markasını söyleyeyim. Ben de hani Samsung. Ben de şimdi Samsung. Ekonomiyi eğer telefonla ölçecekse buyurun hep beraber telefonla ölçelim. Ama bugün markete gittiğin zaman eğer yeteri kadar gönlünce alabiliyorsan ekonomi iyidir. Eğer pazara gidiyorsan, güzel, pazarda eğer artık toplamayanı görüyorsan ekonomi iyidir. Diyorlar ya Almanya bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor? Ben çok merak ediyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Bitireyim ben çok fazla uzatmayacağım. Almanya bizim sanayimizi kıskanamaz çünkü sanayimiz yok. Almanya bizim tarımımızı kıskanamaz çünkü bir zamanlar tarımımız vardı, o yok. Almanya bizim fabrikalarımızı kıskanamaz çünkü fabrikalarımızın hepsi satıldı. Şimdi benim demek istediğim konu şu. İktidar ya da muhalefet kim olursa olsun. Rengi, dili ne olursa olsun bu ülkeye eğer fayda verecekse, bu ülkeyi eğer kalkındıracaksa, her gelen diyor ki ben şunu yaparım, bunu yaparım. Finalde görüyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim, durumu iyi olan niye pazardan atık toplasın? Ben bunu çok merak ediyorum. Ben sana şimdi bir şey söyleyeyim, açıklayayım mı? Ben kendimden bahsedeyim. Ben tek bir işi çalışıyorum. Tamam. Emekliyim. Tek maaş giriyor eve. Bak dinle, tek maaş giriyor eve. Kira mı ev? Evde kira. Elektriği, suyu, doğalgazı, interneti harcarsan benim aylık giderim 30 bin lira. Aylık giderim. Evime giren 42 bin lira. Tek yine. Şunu söyleyeyim. Kira veriyorum. İki tane çocuk okuyorum üniversitede. Birisi özelde okuyor, birisi devlette. Bunu tek başıma karşılıyorum ha. Okuyan yok, çalışan yok. İki tane de bu arada. Bak dinle. İki tane de çocuk evlendi. İki tane de çocuk evlendi. Ne zaman? Kaç yıl oldu? Daha yeni ya. Daha yeni kaç sene oldu? 2000. Ne kadar harcadın abi? He? Çocuklar ne kadar harcadılar toplamda? Bir düğün senenin katı bir tanesini özelde okuyan 100 bin lira veriyorum. Ben bir şey soracağım. Sen diyorsun ya ben 40 bin lira maaş alayım, doğru mu? Faturalar 42 bin. Faturalar şu bu dediğin zaman tamam 30 bin lira giderim oluyor diyorsun. Geriye 12 bin lira kalıyor, doğru mu? Tamam. 12 bin lirayla sen ne alabilirsin abi? Elini vicdanına koyarak söylemek gerekiyor. Yıllık 100 bin lira da çocuğa yani para veriyormuş herhalde üniversite, doğru mu? Bak dinle, yıllık 100 bin lira, bak yıllık 100 bin lira üniversiteye para veriyorum ben. Peki nasıl yani? 12 bin lira. Bir yani insan, matematik ortada yani şimdi olmaz mı? Şu anda ben işten çıktım. 8 saat çalışıyorsun, pardon. 8 saat çıktım, 16 saat evde borçsun. Boşsun değil mi? İstesen ek iş yaparsın. Abi neden bunu gerekiyor? Dinle. Madem ekonomimiz çok iyi. Geçinmek istiyorsan yaparsın ülkende. Tamam. Eğer rahat bir geçim istiyorsan. Soru cevap gidelim ama. He? Bak madem çok iyi diyorsun ya ekonomi iyi, ben geçiniyorum. Ekonomi iyi demedim, bak yanlış anlama. Ben ekonomi iyi dedim mi burada, ağzıma çıktı mı? Yok, sen dedin ya ben geçinebiliyorum. Ben geçinebiliyorum. Şimdi, kendim için öyle. Madem geçinebiliyorsak neden ek iş yapalım? He? Neden ek iş yapalım madem geçinebiliyorsak? Ya misal diyorum ya. Ben misal verdim. Yapabilirsin dedim. 16 saat boştasın diyorum. Yapabilirsin. Ben 16 saat çalışıyorum. Ortalama 9-10 saat çalışıyor. He. 1 saat gidiş işe, 1 saat geri dönüş 12 saat. Tamam. 12 saat boştasın. Evet. Uyku tamam. Var. Ailene vakit ayıracaksın. 8 saat. Çocuğuna, ya şimdi evine şöyle. Ben kendim yapıyorum. Ben arada bir şöyle istersen emlakçı bak. Dinle. Emlakçılık da yapabilirsin. İlla ki vücutta olacak iş değil. Çene. Tamam. Çene sana para da kazandırır. Emlakçılık yapabilmen için de bunun için para gerekmiyor. Yaparsın, gerekmiyor. 4 saat yaparsın. Gerekmiyor. Nasıl ya gerekmiyor? Uyku var. Şimdi ya bana biri arsasını verecek, bedavaya mı verecek? Ben bunun karşılığında bir şey yapayım. Peki abi, dostluğum vardır. Siz vatandaşla mesela 1 saat kitap okuma ya da 2 saat film izleme hakkı görmüyorsunuz o zaman anladığım kadarıyla. 1 saat kitap okuma ya da 2 saat. Ben 8 saat uyudum, yetiyor bana. Anladım.
Abi 8 saat uyumak yetiyor. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama bilimsel olarak da 7 saat bir insan, yetişkin bir olgunun yatma süresi 7 saattir. Tamam mı? Bu yetiyor. Ama bizim konuştuğumuz konu şu. Sen diyorsun ki ben 42 bin lira maaş alıyorum. 30 bin lira giderim. Geriye kalıyor 12. Ve diyorsun ki yıllık ben 100 bilmem kaç. Ama ek iş yapıyordu abi. Ek iş yapıyor. Bir laf var atalarımızdan gelen. Ayağımı şöyle diyeyim, tek kelime söyleyeyim. Ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Niye biz de yorganımıza güzel uzatıyoruz? Bilemem. Senin başkasını. Başkasını yorum yapamam. Ya. Ben kendimi söylüyorum. Ama ekonomi iyi değil. Ben kendimi. Ben ekonomi iyi demiyorum ama. Doğru mu? Ben kendimi söylüyorum. Geçinmeye kalktıktan sonra hesabını iyi yaparsan geçinirsin. Matematiği çok iyi yapacaksın, aile geçimini. Bu ülkede çöp toplayıp oğlu kızını okutup gözyaşları içerisinde kızın görmesin diye ağlayanlar var. Gel bugün, bak, ben sana telefonumu vereyim, beni ara. Çarşamba günü gel, yarın tamam, seni bakayım. Göstereyim. Zenginleri, hepsi maddi durumu iyi. Havurda şeyde çöpten şey topluyor. Zengin parası duvar. Niye toplasın? Ben topluyor. Onu soruyorum. Niye? Alışmış. Ha, şimdi bir şey meyve sebze mi topluyorlar? Tabii. Zenginler. Tabii. Niye gitsin pazarlara atıp yapmasın ki? Mesele orada yani. Yok ben de gülecektim ayıp olur dedim. Gülüm, gülmekte bir şey yok. Gülebilirsin. Var. Alışmış. Alışmış. Yok ya şimdi. Bize bir şey alsana. Alışmış abi, kardeşim. Ganın kilosu kaç para ganın? Bilmiyorum abi. Kızılay'a sor satıyorlar. Ganın kilosu kaç para? Tam parayla değil abi, bedavaymış. Çadır da öyleydi abi. Ne? Çadır da vatandaşa verilsin diyor, veriliyordu. Abi ben bağışlar yapılıyordu. Ben onların içinde değilim, bilmiyorum. Abi, ben onu bilmiyorum. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Kanı biliyor musun satılmadığını? Onların içinde değilsin. Uzatmak gerekiyor biliyor musun? Ekonomiyi anlayabilmek için. Kadınlara uzatın. Onlar markete gidiyor ya. Onlar daha iyi anlar. Bak ben sana şimdi markete. Ama onlar anlamıyor ki çok fazla. Onlar diyor ki 3-5 fazla fark etmiyor diyor. Şöyle ama kadına bir sorun. Erkek kuş getirir, dişi kuş yapar. O ayrı bir konu. Ama kadın daha iyi biliyor. Hani mesela pazarı, manavı daha iyi biliyor. Çünkü evet, niye doğru. Sürekli gidiyor? Biz aynı yılda bir ekonomiyi daha iyi yapıyor. Doğru. Onda haklısın. Gidip onlara sorun. Bak bakalım onlar da doğru, seninle doğru. aynı fikirde. Benim maaşım bana yetiyor. Benim sana Allah'a son şükür. Bir sorum var abi. Başka bir soru sormayacağım. Söz veriyorum. Eve ayda kaç kilo et giriyor? Benim mi? Evet. İstersen bir kilo et yerim ayda. İstersem değil. Standart. Yok alırsa. Alıyorum. Ne ayda alır? 1,5 kilo, 2 kilo etim giriyor benim eve. Yiyorum da yani. Tavuğunu da yiyorum, etini de yiyorum. Hepsinden yiyorum. Hanede kaç kişiyiz? 4 tane nüfusum. 4. Şu an. 6 idim, 4'e indim. Eyvallah. İkisini yolladın. Ben yiyebiliyorsam. Yiyorum. Bir sen yiyorsun yani. Ne demem, yiyorum. Ayda 1,5. Ben 1,5 kilo çok mu ayda? Ben değilim abi, yiyorum. İstediğimi yiyorum. Ayda da 1,5 kilo çok mu et? 1,5 kilo ayda 1,5 kilo, 2 kilo arasında et alıyorum. Yani çok mu bu? Ya ben kendi bütçeme göre yiyorum. Ben bütçeme göre ayarlıyorum. Niye biz ayarlıyoruz kardeşim? Kim ayarlıyor? Yani bu lüks mü? Lüks mü? Niçin böyle abartıyorsunuz ya? Her şeyin lüks olduğuna bakarsan. Ya ama senin demenle sanki 2 kilo et yemeyle lüksmüş gibi. Hayır. Neden ya? Şimdi benim babam 8 çocuğa bakıyordu. Bak ben 60 yaşındayım. 8 çocuğa bakıyordu. Biz her gün et yiyorduk. Her gün et yiyorduk. Evet. Kavurmalarla, tenekelerle bilmem. Şimdi almaya korkuyoruz. 60 yaşındayım ben, işten geliyorum. Boş ver ya. Geçsem ben geliyorum. Geçimlere nasıl gidiyor diye soruyoruz abi. Tencere kaynıyor mu? Geçimler mi? Şu an dünyada kaynamıyor. Ne abi? Sadece sıkıntı Türkiye abi. Değil. 2 sene önceden başladı bu olay. Ne oldu da 2 sene? Amerika faizi yükseltti ya. Herkes yabancı bir sefer sıra bize geldi. Bizkiler de faizi yükselttiler. %50 olduğuna rağmen gene de daha düşük. Enflasyon diller %65. Çarşıya indiği zaman da %300. Nasıl olacak? Bu TÜİK niye %70 diyor o zaman? %70-80 öyle rakamlar veriyor. Bir sallama ister. Komple her taraftan. Laftan olmaz. İcraat lazım bize. Ne yapmamız lazım abi? Ne yapmamız lazım? Çok şeyler yapılması lazım. Ama şu anki söylesek böyle bir iki üç dakikada bitmez zaten. Yani güzel bir silkelemek lazım her tarafa. Her tarafa? Şeffaf olmak lazım. Neyse neydir. Sen tutmuşsun doları sıkıştırmışsın. Niye sıkıştırmışsın? Bırak herkes işini yapsın. Şu an herkes parasını dolara çevirmeye başladı. Bize ne ülkede dolardan? Hainler var. Ya dolardan kim ülkede? Abi bu ülkede hainler var. Nüfusu 90 milyon değil mi? Dolarla çalışanlar. Hele diyelim 100 bin insan. Geri kalın ne alakası var ya bu dolardan 100 ya? 100 milyon diyecektin galiba. Sen 100 milyon de. He. 100 milyon de. Evet. 100 bin. Ya, 100 ya, milyon evet. Ya 100 milyon da çıkmaz evet, ha. Evet. Zaten bizim sayımız 90 milyon. Evet. Şu an zaten herkes dolara çevirdi. Evet. Bizim derdimiz dolar mı? Peki herkes nasıl dolara çevirdi abi? Merkezin parası varsa abi, dolara benim. Çeviriyorsa. Hayır. Para mı niye yok diyor millet? Şu an zaten Türkiye'nin dışa borcu 550 milyar dolar. Bizim yurt dışa borcumuz 550 milyar dolar. Nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu abi ya? 20 sene önce
O kadar değildi. Şu an ne oldu? NASA boşa girdik, nereye şey ettik? Nereden geldi bize bu boşlar? 520 milyar dolardı ya abi. O 520 milyar doların olduğunu sen nereden biliyorsun? Telefonu aç hemen, sana çıkar. Kim abi, gel. Yaz abi. Türkiye'nin dış borcu yaz abi. Tamam abi, yazalım abi, gel. Kaç para diyecek? Bir dakika, bir dakika. Nasıl abi? Benim borcu yok. Türkiye'nin yok mu abi? Borcu. Yok. Evet. 27 milyar. Bir sana kaç para diyeceğim. Bak. 506,8 milyar dolar. Bak, bak varmış abi. 506 hangi tarih abi? Geçen ne zaman diyor? Göre. Bak ne zaman diyor? 28 Haziran diyor. İki, bak ne diyor? Gerçekmiş o stokun milliğine göre %24.5 olmuştur yani diyor. 520 milyar dolar değil de 506 milyar dolar. Ona mı sevinelim? Yok, ona değil zaten. Ona ya mesele bak. Şimdi 800 küsür milyar dolar. Seni tutuklayalım abi. Yalan söylüyorsun. 520 ya, değilmiş. 506'ymış. Ya, halkı yanlış yönlendiriyorsun. Ya şimdi o terbiyesiz adam. Hadi zey akşam. Hadi kerelim. Eyvallah abi. Şimdi bu borçlar kimin cebinden gidiyor? Bizim cebimizden gidiyor. Bizim cebimizden karşılıyorlar. Öyle değil mi abi? Nasıl edecek? Abi senin... dış borç yok diyordun. Bak varmış. He abi. Abi de çıkarttı. Var var. Dış borç. Çok. Hem de milyar var abi. 506 milyar dolar var. Ne yapacağız? Senin benim cebimden çıkıyor borçlara gideyim. Abi çok tepkisiz. Abi zaten tepkisiz. Ben de şu an şoka girdim biliyor musun? Dayı dedim sen herhalde. Sen yok dedim, mu biliyordun? Ben yok biliyordum. Yani var biliyordum ama o kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Yani diyordum hani o kadar. Yani bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir dönemde i̇şte... böyle... Aynen öyle abi. Yani, aynen öyle garip, abi. Evet. Garip, çok garip zaten. Ama ülkede özgürlük var abi. Allah şükürler olsun. Var mı özgürlük? Özgürlük var. Var abi ya. Bak bu adam mesela nerede? Abimin telefonu son model. Bak bu adam Antep. Finfon 16. Finfon 16. Bak bende de iPhone var. iPhone'a yetmemiş parası, Finfon almış. Bende abi de var, Xiaomi. Alalım, kaybolur maybolur da. Banka ya, borcum var diye telefonu sattım. Bak hele buna düştüm buna. Senin kaç para borcun var? He? Valla en son 12 attı, şimdi 5. 5 kaldı. He. Eyvallah. Abi bir şey, ben sana tek bir şey söyleyeyim. Ben 19 yaşındayım, nişanlıyım. Ülkenin şartlarıyla benim babam rahmetlik abi. Babam rahmetlik oldu. Küçük yaşta ben babamı kaybettim. Erken yaşta işte hayata tutunmaya çalıştık. Ama isterim ki hani eskiye göre baktığın zaman eskiden mesela insanlar çok kolay evleniyormuş abi. Mesela iki koltuk, iki takım, tak tak çat hemen. Şimdi mesela bu insanların durumlarını görseler sen böyle... Sen evlenmek niyetindesin şu anda, o yola girdin. Tabii, ne kadar gidiyormuş, araştırmışsın. Abi yani şu anda bir yaptığım kendi hesabıma göre bak, kendi sadece kılıtüyü de geçtim. 1.2 trilyon lira. 1.2 trilyon para gidiyor. Benim sadece gidişim yani. Hani o bak, da ev almıyorsun, kiraya gitmek. Yok kira ev almıyorum. Ha. Ev alsak zaten hani o da işte gelinin, efendime söyleyeyim, işte harçlıktı, paraydı da onlara bile hesaba katmadım ben. Anladım. Yani buzdolabı, beyaz eşya. Heh, evet. Sadece koltuk takımı, yatak evi odası. Evi kurmak diyeyim sana, evi kurmak. İşte şeydi, damatlıktı, gelinlikti falan, çarçur, her şey abi. Onlar 1.2 milyon. Biz de onu benim yaptığım iş. Sen az önce bir şey diyordun abi, araya girmeden önce. Şimdi bir araya girdiğinde hainlik falan var. Yani ya ülkede... Hangi konuyla alakalı demiştin onu? Abi her konuda. Yani nasıl diyeyim sana, her konuda dedim, iç savaş var abi. Türkiye'yi batırmak istiyorlar. Ben sana sadece onu söyleyeyim. Kim yapıyor bunları abi? Onları yapanlar biliyor abi. Kendini şimdi burada konuşursak abi sıkıntı olur, aynen. Tabii olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, ben teşekkür ederim. Alın gücü yok, iyi değil. Neden dolayı abi sıkıntınız, problem nedir abi? Global bir dünya, dünyada olan bir ekonomik kriz var. Global sorun diyorsun. Türkiye'de de var ama Türkiye'de biraz fazla hissediliyor. Neden? Neden Türkiye'de abi? Sanayi yok, üretim yok, tarım, hayvancılık bitmiş durumda. Neden? Yani ithal ediyoruz çünkü. O yüzden mi diyorsun? Yok yani, dışarıdan geliyor bizim ürünümüz. Çiftçimiz bile yani aldığı kredi devlet yani faizsiz kredi veriyor. Başka yerde kullanıyor. Onun gibi şeyler de oluyor. Peki faizsiz çiftçiler... krediyi niye denetlemiyor abi banka ya da kurum? Devlet denetlemesi gerekiyor ama yani insanlarımız denetim yok dediğiniz gibi, sıfır. Peki üretim yaptığı zaman çiftçi karşılığını alabiliyor mu? Mesela o parayla direkt üretim yapsa gerçekten. Hı-hı. Çıkarabilir mi parasını? Çıkaramaz. Çıkaramıyor hatta. Neden? Çünkü yani bakkalcılık bitti, marketler. Büyük oynayan kazanıyor. Çiftçi bir gariban. Yani 100 bin lira veriyorsun bir çiftçiye ya da 300 bin lira, onunla dönemiyor. Karşını alamıyor bir çiftçi. Ben birkaç ay önce Baba Eski'ye gittim. Edirne tarafına. Belki evet, biliyorsunuzdur. Evet. Buğday çiftçiliğinin çok olduğu bir memleket. Evet. Gittim orada, çiftçi diyor ki bu sene 10 dönümüm içerisinden 2 dönümünü sattım. Borcumu öyle kapattım. Evet. Şimdi tekrar borca gireceğim. Seneye de bir dönümü daha satıp öyle evet, vereceğim. Yani bu şekilde sürekli geçindiğini söylüyor. Hı hı. Her yıl bir dönüm, iki dönüm bir yer satarak yerler az oluyor. Yerler az oluyor. Evet yani inşallah iyi günler olur yani. Bu ortalama 5 sene sonra, 4 sene sonra. Bu da şeyden kaynaklı daha yani. Çok şu andaki enflasyon çok yüksek. Enflasyon. Yani 7 ay sonra, 8 ay sonra düşeceği söyleniyor. İnşallah doğrudur yani bu rakamlar. Yani şu bir an piyasa
ikisini. Hatta seçimden önce Erdoğan çıkıp diyordu ki ben burada olduğum sürece faiz de düşüreceğim. Yok, enflasyonu da sıfırlayacağım. Yani genel tek olarak rakamlı haneleri indireceğim. Halka söylemişlerdir fakat genel olarak şey söyleniyor. Şu an 2024 Eylül'deyiz. 2025 Mart'larda biraz rahatlama olacak diyorlar. Yani bir en az bir 6-7 ay daha var. Bundan önce şeyden önce Nebati vardı biliyorsunuz. Evet. Nebat, ondan önce de Damat vardı. Nebat kötüydü, Damat da kötüydü. Damat, bu adam iyi biraz. Biraz iyi. Mart Ocak'tan iyi olacak. İşte yok yok. Şubat'tan iyi olacak. Bir kere Damat zamanında böyle enflasyon yoktu. Yanlış söylüyorsun. Damat zamanında enflasyon yoktu. Sürekli böyle bir ileriye dönük. Yok yok. O ileriye zamanlar giderek daha da iyi olacağımıza dair sinyaller veriliyordu. Yok yok. Yanlış o konuda onun yanlış söylüyorsunuz. İki tane bakan daha geçti. Hala vatandaş diyor ki siz yani diyorsunuz ki işte Mart'ta daha iyi olacağız. Şubat'ta daha iyi olacağız. Mayıs'ta daha iyi olacağız. Yok onu devlet söylüyor. Zaten enflasyon, ekonomi verileri de onu gösteriyor. İnşallah tutarsa, tutmama ihtimali de var. Neden? Bu zamana kadar verdikleri ekonomi sözleri tuttu mu ya da vaatleri tuttu mu? Yani tuttuğu olan da var, tutmadığı olan da var. Çok düşündüm. Tutmadığı olan da var. Tutmayan da var. Tutmayan da var. Anladım. Ya zaten ya particilik konuşmayalım burada. Parti konuşmuyoruz zaten. Ama siz devletin vaatlerini söylüyorsunuz. Şu anda AK Parti var. CHP olsaydı çok daha iyi bir ortam olacağını sanmıyorum. Bilemeyiz. He? Hiçbirimiz bilemeyiz. Değil bilemeyiz mi? De evet. Yani niyet okumaya girer o zaman. Yani şu anda mesela İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çok mu iyi? Bilmiyorum. Siz yorumlayın. Kadir Topbaş, Kadir Topbaş yaptı şu metrobüs yolunu. Yani 100 yılın eseri mesela bana göre. Bilmem ki bunu şimdi. Efendim? Yok abi, ben sadece şey olarak diyorum. Parti olarak bakmamak lazım. CHP AK Parti olarak bakmamak lazım. Şu metrobüsü yapan Kadir Topbaş'tır vefat etti. Yani 100 yıllık bir eser, hatta 300 yıllık bir eserdir. İnovyaları da onlar yapmıştı. Şu an fuhuş evlerine döndü. Ya olabilir. Haklısınız. Ben orada oturuyorum. Oradan biliyorum. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Kadir Topbaş vefat etti. Şu Türkiye'deki ya gelin, ya İstanbul'daki ağaçlandırmanın %80'ini Kadir Topbaş yapmıştır. Öyle mi? Evet. Bir araştırın. Siteleri ağaçları kesip yok damadı FETÖ'cüydü. Kanser oldu, öldü. Yani ömrü o kadarmış. Ben partiyi ha yani yargılandı mı? Ben partiden bahsetmiyorum. Yargılandı ve ortaya çıktı öyle mi? Ben partici değilim. Beyefendi. Abi konuşacak mısınız? Röportaj mı yapacağız? Yok oradan müdahale ediyor da bana. Müdahale etmeyin. Abi bir dakika müdahale etmeyin. Ben bir soru soracağım. Ben AK Parti savunmuyorum kardeşim. Abi müdahale etmeyin. Abi dediniz ya damadıymış FETÖ'cü olan. Evet. Yani yargılandı ve sonuç böyle mi çıktı? Yani Kadir Başkan'ın damadında FETÖ'cülük varmış. Tamam yargılandı ve sonucu böyle mi çıktı yani? Yargılama sonucunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? İşte yargılandı mı? Ben onu bile bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani. İşte yargılanmadılar diye biliyorum. Damadının sermayesini nereden aldı? O Merter'deki yapılan yerlerin sermayesi damadı nereden? Şahsi kim meselelere damadı? Girmeyelim abi boş ver. Ha nereden boş aldı ver, o sermayeyi girmeyelim. Boş kimin damadı? Kim aldı? O Kadir Topbaş'ın gerek yok damadı abi, FETÖ'cü olan. Gerek yok abi girmeyelim. Şahsi meselelere ben girmeyelim. Bilemem ya. Belki yargı gerekeni yapmış abi öyle söylüyorum. Bilmiyorum. Onu yargılanmış demek ki. Onu tartışıyorum da. Bu memleketi bak kardeşim bak senin yaşın kaç benim yaşım kaç. Ben Kadir Topbaş'ın damadını ben burada savunmuyorum. Evet. Arkadaş burada soru soruyor ben ona cevap veriyorum. Hayır tamam bir şey demiyorum da. Şimdi en güzel hizmeti kim yaparsa ne olur. Geldi metrobüsten konu açıldı. Onu konuşuyor. 40 senedir İstanbul'da en güzel yok, hizmeti yok, yapan ona, AK Parti'dir. Yok ona öyle diyorum da. Evet. Hani her şey affetsin. Biz hepimiz bu işi yaptık. İmamoğlu hakkında. Şu anda İmamoğlu'nun bir kötülüğü var mı? Şu kimdi sen? İmamoğlu ne yaptı? Her şeyi projesini yaptı. Söyle bakalım. Ben, değil mi? Allah bizi affetsin. 74 yaşındayım CHP'ye oy verdim. Hatta Allah bağlarım demedim. Ama şu anda o eserini söyler misin? 4-4'lük belediye başkanı. 4-4'lük. 4-4'lük. Sana göre. Yoklukları kaldı. Yolsuzluklarını önü kesti. Kime ya ne oldu? Öyle. Kime verdi? Kime Türkiye'nin verdi? Bir İstanbul'u mu var? Türkiye'de bir İstanbul mu var? Tayyip geldi yok bir İstanbul alacağız. Niye alacağız İstanbul'u? İstanbul'un sermayesini karikatlara yedirmek. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek söyledi. Abi bir saniye. Siz genel olarak İstanbul'un baktığımız zaman bir şey söyleyeyim mi? Genel memnun musunuz? Şu anda memnun değilim. Aldanabilir o da aldanabilir. Abi bir dakika. İzmir'de senelerde CHP'de ne yaptı? Bir söyler misin? Siz yaptığını yapmadığını söyleyeceksiniz. Ben yayınlayacağım. Yapmadı. Ben şimdi fabrikaları demiyorum. Dinle. CHP'nin belediyenin işi değil fabrika. Sordun da CHP'nin ne yaptığını ben sana söyleyeyim. Neden şikayetçisiniz? Sattığı fabrikaları kim yaptı? Abi biz müsaade eder misin? Yok memnundur. Beyefendi memnunsa memnun. Ben memnunum memnun değil abi. Bak ben seni konuşturuyorum. Şimdi onu konuşursa bana yanlış diyeceksin. Seni konuşturduğunu. Diyorlar da onun için. Tamam müdahale ediyorum işte. Daha ne yapayım abi? Döveyim mi adamı kolca? Çıkma diyeyim. Yumruk mu atayım? Buyurun. Abi diyorum ki sana sadece.
Neyi bekliyordun? Ne istiyordun da yapmadın? Şey söyleyeyim mi? Evet. Kim hizmet bile yapıyorsa, kim hizmet yapıyorsa onu tutuk. Yok. Tamam, şey yapıyoruz. Yani? Yok, AK Parti, CHP yok, onlar değil. Kim güzel hizmet yapıyorsa ona vereceğiz. Yani particiliği söylemiyor. Evet, parti. Yani. Tamam, bu da söylemiyor, ben de söylemiyorum. Ben çok güzel hizmet soruyorum size. Hizmet istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Hizmet istiyoruz. Şu anda durum ne diye soruyorum. Hangi eksik yani? Hangisi eksik? Şu anda yani durum çöpleriniz alınmıyor mu? Yani ne, onu söyleyin, alınmıyor çöpüm deyin. Hayır, çöpü demiyorum. Sen onu yapacağını niye soruyorsun? Çöple bir alakası yok. Kanalizasyonla ilgili niye soruyorsun? Her şey çöp müdür? Sen niye sormuyorsun şimdi şu anda Türkiye'de durum ne diye? Bir dakika diyor. Kaç yaş, kaç yaş? 60 yaşındayım. 60 yaşındayım. Evet. 20 sene, 20 sene Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Oradan emekliyim. Orada verilen hizmet AK Parti'de, AK Parti dediğin zaman yani belediyecik belediye hizmeti var. Anladın? Belediye hizmeti çok tamam, var. Tamam, o zaman yapılıp da şu an yapılmayan eksik kalan ne zaten abi? Eksik kalan ne bileyim eksik ne kalıyor ama o dönemi ben abi, şey yapıyorum. Bak ben sana soruyorum, diyorum ki bir dakika. Yok, o da söylesin. O da bir iki günde bir buraya bir bakın, bir de gidin Bakırköy'e bakın. Bakırköy resmen Ekrem İmamoğlu şeye cehenneme çevirmiş. Biz bir saat metro şey otobüs bekliyoruz. Bir de buraya bakın, gidin Bakırköy. Bakırköy pislikten yürütülüyor. Ay ben ne alakası var? Bak bana kim hizmet ederse, buranın evet, belediye başkanı da Kürt'tür, Bitlisidir. Hakan Bahadır. Evet, evet, Bitlisidir. Bakırköy kim tamam, hizmet ediyorsa ben onu severim. Evet. Gidip tamam, Bakırköy'e bakın. Bir dakika bakın. Ben AK Parti dönemini de gördüm. Ben bahsediyorum. Abi bir dakika bak mikrofonu uzattın mı? Uzattın mı mikrofonu sana? Bir dakika devam edeceğim. AK Parti döneminden sen çalışıyordun. Evet. Emekli oldun. Evet. O zaman yapılıyordu. Şunlar yapılıyordu. O zaman. Bugün İmamoğlu geldi, yapmıyor. Bir şey söyleyeyim. Yapmıyor değil. Geç yapıyor. Geç abi yapıyor. Az önce sorduğumda ne yaptı ki dediniz ama? Yapması yani, gereken görevleri yapıyor mu? Yapmıyor. Tamam, ne yapıyor? Başka bir İmamoğlu başka bir şey de oynuyor. Büyük abi, oynuyor. Ben size soruyorum, belediye ne yapıyor? Belediye başkanlığı hangisi oynamıyor. Ya? Cumhurbaşkanlığına oynuyor. Cumhurbaşkanlığına oynuyor. Abi Cumhurbaşkanı genel başkanlığına oynuyor. Doğru mudur? Hakkı değil mi? He? Cumhurbaşkanı olacak. Beyefendi. Olacak. Beyefendi. Bir mi hak veriyorsa, hak ne diyorsa odur. Şimdi eski Cumhurbaşkanı da eskiden belediye başkanı değil miydi? Şu evet. Bir dakika. Eskiden, Tayyip mi? Evet, Erdoğan da İstanbul evet. Büyükşehir Belediye Başkanı değil miydi? 94'de nasıl oldu? Çöp içindeydi. Göz dikerek yapmadı mı? Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın oynaması ya da göz dikmesi sizi niye rahatsız ediyor onu anlamadım. Hizmet önce İstanbul'a neden hizmet etsin. Çünkü o zaman Tayyip Erdoğan 94'te belediye başkanıydı. Evet. O zaman Cumhurbaşkanı'na oynamadı ki bu adam hiç. Nasıl oynamadı? Ya? Oynamadı. Ha, yapmadı. Yanlış. Cumhurbaşkanlığı yapmadı. He? Ya Cumhurbaşkanlığı için herhangi bir şey yapmadı, doğru mu? Yok, hizmet için yaptı. Hizmet. Çalıştı yani. Önce hizmet. Tamam. Şu ama an Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Şu an neyi istiyorsunuz? Yani, buyurun beyefendi, yayınlayacağım diyorum ben size. Söyleyin diye ki. Ekmeğe zam yaptı. Sürekli zam yaptı. Çöpüm toplanmıyor. Sen şuradan bir metrobüse biniyorsun, 40 liraya biniyorsun. Evet. Önceden böyle miydi? Önceden böyle miydi? Önceden yakıt böyle miydi abi? Mesela. Önceden yakıt böyle miydi? Böyle değildi. Değil mi? Mesela daha geçtiğimiz sene 18 liraydı mazot, değil mi? Evet. Şu an niye 40 lira? Seçimden bu zamana 14 ayda ne değişti abi? Mazot yükseldi. Sen bunu yapamazsın ki. %100 zam yapamazsın ki Akbil'e. Yapamazsın. 2,5 kat zam gelmiş mazota. Ama siz diyorsunuz ki toplu taşıma ücretlerine bu kadar zam yapamazsın. Aşırı zam yaptı. Ben öyle düşünüyorum. Ne iş yapıyorsunuz abi? Ne iş yapıyorsunuz? Ben muhasebe finans. Muhasebe finans. Bir de muhasebecisiniz. Evet, evet. Yani maliyetler artınca satılan ürünün de artacağını en iyi bilen sizsiniz. Yok, hayır. Ben şu açıdan söylüyorum. Daha önceki belediyelerde bu kadar maliyet arttığı halde bu kadar AK Parti'ye zam yapılmıyordu. İşte AK Parti devleti özür dilerim. İSKİ'ye yapılan zamı biliyor musunuz? AK Parti suya yapılan zam. Mi? AK Parti varken belediyede onu sübvanse ediyordu. Hı-hı. Hükümet tarafından. Demek ki şu an mecburen onaya yansıtmak zorunda. Onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Evet. Onu doğru diyemeyiz. O şaşırdı yani. Mı muhasebeci olarak? Ama şunu basit bir denkleme. Ama ben basit denklem diyorsunuz ama ya şu anki yapılan zamı haddi hesabı yok. Mesela İSKİ söyleyelim. İSKİ'ye yüzde kaç zam geldi? Biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ilk deşe İSKİ'ye. Abi sen amcaya da hazır çay için ya. Var mı ya? İSKİ'ye yüzde kaç zam geldi? Kaç yapılıyor abi zam? %100 gelmiştir yani. Gelmiş mi? Ne zamanında? Gelmiştir. Kaç sene içerisinde? İmamoğlu zamanında. Yok o zaman. Evet. Yani çok fazla yani. Yok, hayır, bir dakika abi. Ya konuşamıyorum. Birkaç tane şey soracağım. Yok, sorusu. Yok, ben sadece daha geçenlerde sözcüğünün arkadaşı. Doğalgaza ve elektriğe zam yapıldı ya, onu sadece soracak. Ha, sorun. O hak bu konuyu da eleştirirsen sevinirim. Yani her şeye zam geliyor yani. Yani ekonomik kriz var. Şöyle, benim anlamadığım, ben yanlış mı anladım bilmiyorum. Doğalgaz ve elektriğe gelince her şeye zam yapılıyor diye böyle küçük gösteriyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu yapınca... Yok, doğalgaz ve İmamoğlu'nun.
Doğalgaz İmamoğlu, İktaş İmamoğlu, İBB'nin. İBB'nin mi? Evet. Evet. O yapıyor. İSKİ'de İmamı. Şeyler de teröristler mi sayıyordu? Sayaçları da onlar okutuyordu değil mi? Öyle bir şey var mı? Yok. Yani biz devleti de eleştiriyoruz. Ankara'da mıydı? Ben devleti de Sayaçları teröristler okutacaktı falan. Yanlış anlama, ben devleti de eleştiriyorum. Devleti, yani, hükümeti eleştiriyor. Bak, İmamoğlu'na bağlı, İBB'ye bağlı İSKİ var, İKTAŞ var. EPDK diyorduk değil mi? Enerji piyasası. EPDK da devlete bağlı ama o da özelleşti. Yanlış mı? Hayır, EPDK özelleşmedi canım. Özelleşti elektrik. EPDK bak, enerji piyasası denetleme kurulu. Ha. Fiyatları belirleyenler bunlar. Yok, İmamoğlu. Ya, bak, İmamoğlu suya zam yaptı. Korkunç zam yaptı. Acayip zam yaptı. Ama doğalgaz, elektrik falan bunlar İmamoğlu'nda değil. Yani abi bir... Doğalgaz İKTAŞ İBB'ye bağlı. Ya İBB'ye bağlı da işletimi bağlıdır. Fiyat belirlemesini İBB yapmıyor canım. Yani bunu Enerji Bakanlığı yapıyor. Bunu Hazine Bakanlığı yapıyor. Tamam doğru. Tamam doğru. Ben bu ortadaki bu doğruyu söyleyince yandaş diyorlar bu sefer de. Abi yandaş mandaş değil. Genelde bu şekilde yorumlar alıyor. Ya belediye gaz kaçağı vardır, gaz kaçağını giderir. Yeni bir tane tesisat vardır, abone vardır, onları yapar. Ama fiyatı belediye belirlemiyor yahu. Fiyatı tamamen Enerji Bakanlığı belirliyor. İşte Hazine belirliyor. Doğalgaz zammını söylüyoruz. Zammı evet belediye yapmıyor. Tamam fiyatları diyor işte, o belirlemiyor. Öyle öyle. İBB yapıyor. Şimdi devlet doğalgaz o değil abi ya. Doğalgaz kesinlikle o değil. Doğalgaz BOTAŞ. Hükümet yapıyor abi. Doğalgaz BOTAŞ devletin, doğru mu? Tamam. Tamam. Ya yok yok ya, kesinlikle öyle değil ya. Kafa karıştıracak. Abi ben şey diyorum ben size. İKTAŞ İBB'ye bağlı. Peki abi tamam. Teşekkür ya, ediyorum. İKTAŞ'ın işletmesi ona bağlı. Vatandaş zaten bilgiye bu devirde kolay ulaşabiliyor. En kısa zamanda araştırır, kendi kararını verir vatandaş.